Herkese merhaba, ben Atakan. Artekin oyunlarında yepyeni bir seri Grand Theft Auto 3, yani bildiğimiz üzere GTA 3'e başlıyorum arkadaşlar. Yepyeni bir seri GTA serileri gelecek demiştim de ne zamanlardan beri anketini yaptım. En çok oy olanlardan biriydi Lego Lord of the Rings serisinin ardından ve Steam'de geçen biten yaz indirimleri boyunca indirimde olan bir oyundu. Aldım ve dedim ki bundan sonra serinin devamını getiririm, zaten komple ucuz seriler. Hani Grand Theft Auto San Andreas bile şu an 15 dolar civarı bir şey, o da hani hak ediyor. En çok zaten o seriyi bekliyorum. Grand Theft Auto 3'ten başlıyoruz. Başlamadan önce bir ayarlara bakalım. Altyazı falan. Hatta ben Türkçe yamasını kurayım arkadaşlar, sizin de daha iyi anlamanız için. Ondan sonra videoyu tekrar devam ettireyim. Evet arkadaşlar, geri döndüm. Türkçe yamayı kurdum sizin de daha iyi anlayabilmeniz için. Hemen oyuna başlamadan önce ayarları şöyle bir kontrol edelim. Hayır. Buraya istediğiniz skin'i koyabilirsiniz. İnternette nelerim var indirip arkadaşlar. Dil seçimi ayarlı, görüntü tamam, ses o da tamam, kontrol düzeni zaten tamam. Başlayalım, hemen hikayeyi söyleyeyim. İki arkadaş ekibimiz tanesi New York'ta geçiyor. GTA tarihi olarak en yeni tarihli serisi, hani günümüze en yakın serilerinden biri. Şimdi GTA 5 saymıyorum tabi. Ondan sonra bu arkadaşımızı, hikayedeki arkadaşımızı önceki seride GTA San Andreas'tan tanıyorsunuz oynadıysanız. CJ'in sevgilisi vardı, Catalina, çatlak bir tane. Onunla aramız kötüydü. Araba yarışında yanına bir tane sevgili bulmuştu. Ondan sonra bize kaybedince Liberty City'ye gitmişti falan. İşte o yanında bulduğu sevgili oynuyoruz burada. 3 boyutlu ilk GTA karakteri diyebiliriz. Hikaye işte o Catalina ile Liberty City'ye gelip burada yaşadıklarını anlatıyor. Bakalım hikayeye hemen başlarım, neler olacak, bizi neler bekliyor. Grafikler, Liberty City Bank ve banka soyguları. Catalina zaten hep hırsızdı, bildiğiniz üzere hırsızlıklar peşinde. Vav, aksiyon müziği de fena yalnız. Bam, banka soyguları. Bizi de böyle aldattı. Aşk için 10 yıl demiş gazeteler. Luigi Gotterelli, I'm not club. Ya bizle beraber hapishaneye taşınırken Leone ailesi, Leone mafya ailesinin lideri Salvatore Leone de hapse götürülüyor. Ve onun adamları polis konvoyuna saldırı yaparak onu kurtarıyor. Bombalı saldırı. Biz de ofisada istifa edip biz de kaçıyoruz. Ve sonra Catalina'da intikamımız için hazırlanıyoruz. Hikaye genel olarak bundan ibaret. Yani CJ'ye yaptığı yan bunu aynısını burada yapıyor, başka bir adamla kaçıyor. Haberlerden bir tane kadın şey yapıyor, anlatıyor şu an. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster bomba leaves Portland isolated from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead. Señor Dickhead! There's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Leone'yi kurtarıyorlar. Tam böyle alıp giderken biz de fırsattan istifade ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşımız 8 Balls bu. Onunla beraber kaçıyoruz, burada kendimizi kurtarıyoruz. Ve bomba. Köprüyü hava uçuruyor böyle.
district where we can lay low. But my hands are all messed up, so you better drive, brother. Hemen, hemen kontrolleri hatırlatan yukarıda gördüğünüz kutucuklar var. GTA'larda bulunduğumuz şey. Hemen onun bildiği mekana gidip oradan polislerden kaybolmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi polisler geçiyor yanlarda. Ve bir an önce olay yerinden uzuyoruz. Sonra şehirde tekrar ne oldu be? Şehirde tekrar para kazanıp Katalina'dan Katalina'yı bulup intikamımızı almayı planlıyoruz. Tersi oldu bu arada. Aradan geçelim. Biraz para kazanıp şehir yapmamız lazım. Tabii önce şuradan bir kurtulursak polisler bizi yakalamadan. Üstümüz hapishane kıyafetleriyle dolaşamayız herhalde ortalıkta. GTA 3 çok şeydir yani arkadaşlar. GTA'nın ilk oyunu gibi diyebilirsiniz. Çünkü 3 boyutlu ilk oyunudur. Tamam. Gözümüzü açacağız. Hani GTA'nın 3 boyutlu ilk oyunudur. Diğer yerler hep platform gibi üsttendi ki o zamanda da düşünün hep platform oyunları var. Tepeden görünüş, 2 boyutlu yandan görünüş falan. Hani Atari oyunu gibi bir zamanda oynarken bir anda böyle bir dünya oyunu. İşlere geri dönüyorlarmış. Bizi de yanımıza alacak. İşte hani bir anda böyle 3 boyutlu bir dünya yaratma tasarım, yani şehir böyle mükemmel bir tasarım, işte bildiğiniz New York'u. Hani içinde tasarlamak ne kadar teknoloji niyeti kadarsa da yine mükemmel bir tasarım yani. Hani bunu tasarlamışlar o senede. Artık yaratacağı sansasyonu siz hayal edin, o büyük olayı oyun dünyasında. Yani bildiğiniz GTA, yani GTA'nın adı artık bir oyun türü oldu. Hani dersiniz ya bu oyun FPS türü falan diye. Hani bu oyun artık GTA türü yani. Bunun başka bir şeyi yok. Sandbox ya da açık dünya değil yani. Bunun adı GTA oyunu yani. O yüzden çok önemli bir yere sahip GTA 3. GTA'nın kariyeri açısından, oyunun geleceği açısından büyük bir şey yani. Patlama noktası diyebilirim. Oyun da güzel. New York'ta geçiyor. New York'taki arka plan sesleri çok şey verilmiş oyunda. Arka plan sesi, uğultu, böyle klima sesleri falan. New York'ta biliyorsunuz çok gürültü kirliliği olan bir şehirdir. Tam hani o atmosferi yer vermiş son ses oyunu alırsanız oynamanızı tavsiye edebilirim. Çok fazla pahalı bir şey değil yani, Steam üzerinden de alabilirsiniz. Bize iş veriyor işte. Burada bir pezevenk şehir işletmesi. Kulüp işletmecisi gibi pezevenk aslında, tahmin edebileceğiniz gibi. Onların yanında işe başlayıp yavaştan para bir çevre işine giriyoruz. Kendimizi bir toparlayalım da sonra Katalina'nın peşine düşelim intikamımız için. Aslında normalde tam yaşama için yapacaktım. Gerçi hala öyle yapacağım ama hani ışıklara, kırmızı ışıklara falan uyarak yapacaktım ama şeyi unuttum arkadaşlar. GTA'daki ışık düzeninin hani çok basit olduğunu ve uğraştırdığını. Şöyle bir şey, mesela ben bu yolda gidiyorum. Şimdi anlatacağım size zaten. Ha, burada yeşil yanıyorsa diğer yerde kırmızı yanıyor arkadaşlar. Hani buradan geçtiğim zaman burada kırmızıyı beklemek zorunda oluyorum. Hani büyük ihtimalle. Bak mesela burada şimdi kırmızıyı bekliyorum. Sağa dönüşümde şimdi ileride yeşil yanıyor. Bu yeşile döndüğü zaman o kırmızı oluyor. Ben buraya geçtikten sonra bir sokak sonra tekrar ışıkta beklemek zorunda kalıyorum. Hani o da olmuyor. Hani videoda olmayacak kadar uzun bir zamana sebep veriyor. Hani o yüzden hani ışıklarda duramayacağım ama diğer normal yaşantı kurallarına devam edeceğim. Hani az insan öldürme, polisten kaçma, şifresiz yaşama tabii ki de. Hatta şifre olacak. Madem öldürdük, alalım şeyi. Vay, ekstra pozisyon. Taksiçilik yapabiliriz. O da olur aslında, şu aracı bizim evimizin garajına bıraktım. İdeal bir araba çünkü bu. Yani bunu garajımıza bırakalım.
Sonra Legion'in diğer görevini yaparız. Mesela garajımız klasik, tek arabalık ama. Edinin şeyi. Bakın, bilmiyorum şu an duyuyor musunuz ama klima sesleri, uğultular falan bayağı var yani. İçeri girelim. İlk kayıt yerimizi edelim bakalım. Şimdi Luigi'ye gideceğiz, tekrar bir göreceğiz bakalım. Bize ne verebilir, yanımıza silah alalım. Lazım olursa diye. Şuradan gidelim bakalım. Koşalım, evet, etrafı görmüş oluruz. Dizaynı, tasarımları, şehir dizaynı, bar görünüşü yapmışlar. Aa, bu arabayı çalarsak süper, ve çaldık. Diablo Stallion. Süper bir araba, şekil oyunun en şekil arabası diyebilirim. Ve fahişeme şaplak atma. Luigi said to give you this, so here, take it. Luigi vermiş. Goes by the name of Spank. Some wise man's been introducing this trash to my girl down Portland Harbor. Go and introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. Vay. Tamam. Demek bizim lolitalarımıza uyuşturucu satarsın ha. Hem de sokaklarda yeni olan bir uyuşturucuyu. Bizim kızlarımız sonra içip kafa yapacak, müşterileri rahatsız edecek ha. Biz o adamın var ya. Yani arkadaşlar, yaparız bilirsiniz. Hemen gidelim onu bir affedelim. Çık ya. Move bitch. Woo. Kontrollere biraz alışkın değilim. Biraz sıkıntı çekeceğiz o konuda. Ops. Alışırım birkaç bölüme arkadaşlar. Hop 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 hop. Çok, çok atıyor ya araba. Fuck. Araba gitti. Kötü oldu. Sen misin lan? Ooo, bizim kızlara uyuşturucu satıyorsun ha. Gel buraya, gel gel. Gel lan, sen kimsin ulan? Öldüğünden emin olalım da. Tamam, güzel. Onun arabasını alıp boyacıya götüreceğiz. Bizim hatunlara şey satarsın ha. Çakar seni. Wow, güneş ışığı falan. There are three of us. It's hard organizing meetings without the phone, though. Kontrollere alışmam biraz zorluk çıkacak. Kontrollere alışmamda. Hemen gidelim, boyatalım şurada. Arabasının artık sonra ne yapacaksın? Bize verirse süper olur. Yalancı. Nasıl bir radyo yayını ya? Is your job affecting your health? Do you become fatigued? Is working too much away from family and social events like watching wrestling? There's an easy solution. Arabanın üstünden açabiliyoruz arkadaşlar. F1 tuşuyla şöyle reply olayı var biliyorsunuz. Bakın şimdi arabanın üstünden çık gösteriyor. Tekrar bastığımda var. Arabanın üstünden çık. Hani bir kere de olmazsa birkaç kere de deneyin. Oluyor yani muhakkak. We can show you how falling down and howling like a sissy can result in a large damage award from your employer. We also specialize in awards for injuries suffered on a bus and train accidents, and can even train you to throw yourself in front of a bus and pretend to be injured. Hey, that's why they pay for insurance. Call the law offices of Rakin and Potter and get ready to enjoy a life of luxury. All right, we're back on Chatterbox. Let's go to the chatter line here. Hello, caller. You're on Chatterbox. Laszlo, I just wanted to make your viewers aware that... Okay, now, this is a radio show. We don't have viewers. We have listeners. Okay. Anyway, Laszlo, I just wanted to make your viewers aware... Kapattık. Kapıyı kapattı.
etme görev tamam. 4000 papeli de cebimize koymuş olduk. Böylece. Hey, kamyon. Geç bakayım, geç taksi. Taksiyi kaçırdık az önce ama. Yüceye nasıl gideceğiz ya? Biraz da şehirde dolaşalım, şu tiplere falan bakalım diye. Bir şey mi dedin lan bana? Aha. Aha. Beni... Aha, öldürdük. Kalleş, moruk. Bize vurmaya çalıştı. Neyse, şunu arabasını alalım bari. Başka güzel bir şey bulamadık. Gidelim Luigi'ye, son bir görev daha alalım. Sonra ilk bölümü burada sonlandırırız arkadaşlar. Çin mahallesi burası, bakalım. Aynen, yukarıda Çin şehri var. Hey, sinyalsiz şerit değiştirme. Ün lan arabadan. Ün lan sinyalsiz şerit değiştiriyor. Çık dışarı. Çık. Ben niye biniyorum ya? İn. Döveceğim şu karıyı. Neredesin lan? Ya buraya gel. Kaçamazsın, gel. Gel, nereye kaçıyorsun lan? Şş, gel gel gel. Ha siktir. Kaç lan, kaç. Ha siktir, yanlış adama vurduk. Amına koyayım. Öldürecekler bizi. Oha oha, atla arabaya, atla atla atla. Ne lan, triatlara yumruk attık adamların mahallesinde. Bir de oyunda böyle çeteler var arkadaşlar, triadlar var, mafya var. Bir de Diablo'lar var, normal gangsta tarzı. Yanındayken adama yumruk atak bizi deşiyordu orada ya, 37 canımız kaldı şimdi. Ölmesek bari. Aracı içeri sokalım ya. Girelim bakalım göreve. Misty'yi dolaştıra o aldığımız kız gezeceğiz ha. Aa, Misty'ye müşteriye götürüyoruz Joe'ya. O da ünlü mafya ailesinin oğlu. Arabayı alalım, araba bu. Bizim araba eskidi ama olsun. Ya nasıl çıkacağız ama? O var bir de. Ops. Millet ezdik. Spreyci vardı burada sanki ama. Spreyi yaptıralım. $1000 vereceğiz bunun için. Bunlar önemli, çaklamamız lazım. Nerede Misty? Aa, içeride. Çık ulan çık. Ornaya basıyoruz o kadar. Vay. Bizi alıyoruz. Yalnız müziklerde de for yani, güzel. 2001 senesiydi galiba. Ya 2002-2003 senesi. Ne müzikleri. Ne iğrenç bir fahişe bu ya.
şoföre ihtiyacınız vardı. İşte aradığınız şoförü buldunuz bebeğim. Oha. Neydi bu adamın adı ya? Figaro'yu söylüyordu. Dur. Dilimin ucunda. Öldü hatta. Ulan ya. Mafya şarkıları tam bunlar gerçi arkadaşlar. O zaman da çok dinlenmiş mafyalar işte modaydı falan. Fıstık hesabı. Adam adını unuttum ya. İyi mi? Dilimin ucunda ama gelmiyor işte. Figaro'yu söylüyordu hatta bir ara. Neyse müziğin ritmine bırakalım kendimizi. Altında götürelim. Oh, burası Joe'nun yeri. Auto painting. Vay, arabalar şekil. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right. İşte işlerimizi yavaş yavaş ilerletiyoruz. Luigi de çevre yapıp bunda şey yapabiliyoruz arkadaşlar. Hemen şunu taksi çalıp eve gidelim. Eğer şehirde dolaşmak, şehri biraz ezberlemek istiyorsanız ki görevlerde çok işinize yarıyor ileride. Hani yer söylemeden gideceğiniz görevler oluyor. Yani ismini vererek gitmeniz gereken görevler. Taksicilik kesinlikle tam işi ki güzel para da kazanıyorsunuz bunu yaparken. Hem eğlenirsiniz. Ben mesela taksicilik en sevdiğim meslektir GTA oyunlarında. Muhakkak Vice City olsun, San Andreas olsun hepsinde taksicilik görevlerini tamamlarım. Şuradan evimize gidip kaydedelim ve GTA serimiz ilk bölümü burada bitsin. Yo, Niga müzikleri. Şöyle bir fark etsem. Bırakabilirim taksiyi. Oyunumuzu girip kaydedelim arkadaşlar. Trenle geçiyor güzel. Evet arkadaşlar, GTA 3 serimizin ilk bölümü böyleydi. Seri hakkındaki görüş önerilerinizi yorum olarak bırakırsanız çok sevinirim. İstediğiniz burada yapmam istediğim şöyle yapsan daha iyi olur falan dediğiniz her şeyi yorum olarak atabilirsiniz. Onun haricinde videoları beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Videoyu izlemeseniz bile beğenin bana destek olmak için. Abone olmayı, paylaşmayı zaten unutmayın. Hoşunuza gittiyse şu an 607 küsur bir abone sayım var. Daha da ilerleyecektir bu. Birinci abonede bir vlog yapacağım tabii bildiğiniz gibi. Ona adım adım yerliyoruz arkadaşlar. Ben Atakan, Artekin oyunlarında Grand Theft Auto 3 serimizde New York'tan size selamlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi oyunlar.